Selamünaleyküm. Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Cenab-ı Hak gündüzünüzü hayırlı eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Anne babadan hiçbir destek görmeden kendi işimi kurdum. Evlenmek istediğim kişiye de şartlarımı sundum. Kabul etti. Ancak bir türlü sonu gelmiyor. Pes edip hayırlısı mı demek lazım yoksa devam etmek mi lazım? Bunlar insanların kendi iradeleri, kendi karakter yapıları, kendi anlayışları, algıları, kendi davranış biçimleri. Bunların bu noktada şu doğru, bu yanlış deme noktasında değiliz. O yüzden bizim burada ancak söyleyebileceğimiz bir şey Kur'an ve sünnete aykırıysa deriz ki bu Kur'an ve sünnete aykırı. Bundan uzak durun. İşte yok Kur'an ve sünnetin içindeyse bir kimsenin kendi tercihi. Kendi kendisine bir kimse bu noktada kendi kararını kendisi verecek. İster yol yürüyecek, isterse diyecek ki ben bu alternatifi kullanmıyorum diyecek inşallah. Altı sayfacık ha? Nerede soruyu soran? Altı sayfacık ha? Şunlara rüzgar gibi geçeyim. Mümin bir kişi borçlu vefat ettiğinde kabirdeki durumu nedir? Eğer gerçekten ödemeye gayret etti de ödeyemediyse, ödemeye gayret etti, ödeyemedi. Nefis bu noktada vaadesi yetmedi. Cenab-ı Hak kefil olur inşallah. En büyük günah nedir? Şirk, Allah'a şirk koşmak. Allah affedicidir, affetmeyi sever, merhametlidir. Fakat affetmeyeceği günah var mıdır? Allah'ın affetmeyeceği hiçbir günah yoktur. Yeter ki insan tövbe edip pişman olup geri dönsün. Yerlerin ve göklerin anahtarı nedir? Bunun için bir dua var mıdır? Bizim bildiğimiz bununla alakalı bir dua yok. Yerin anahtarı, göğün anahtarı. Ne yapacaksınız yerin göğün anahtarını alıp da? Göğün anahtarı verdiler sana. Ne yapacaksın? Yıldızların yörüngesini mi kaydıracaksın? Böyle halk arasında bir şey var ya, yerin göğün anahtarı ondaymış. Maşallah subhanallah. Ne yapmış? Ayın yörüngesini mi değiştirmiş? Güneşin yörüngesini mi değiştirmiş? Yıldızların yörüngesini mi değiştirmiş? Allah her şeyi bir hesap üzerine yaratmış. Allah her şeyi bir hesap üzerine yarattıysa o hesap orada geçerli. Ne yapacak göğün anahtarı elinde olan bir kimse güneşi derleyip dürüp kenara mı koyacak? Göğün anahtarı olan kimse miraç mı yapacak vücut olarak? Yerin göğün anahtarı Allah'a kullukta. Allah'a kul olun. Cenab-ı Hak yeri de göğü de size hizmetkar eylesin. Allah'a kul olun. İnşallah. Evet. Burada izüt su var. Arabi mi komple bu? Efendim? Hazır mısınız? Odaklanmanız hazır mı? Arabi olunca biraz böyle dikkat ister bir şey. Böyle gevşeklik istemez. Böyle pür dikkat olmak lazım. Bir şeyi kaçırırsa insan bütün sohbeti kaçırabilir. Tabii bir
notu da düşeyim. Bizim burada Arabi sohbeti filan yaptığımız milletin hayretine gidiyor biraz. Hadi bir de dışarıdan bizi tanımayanlar oluyor ya işte. Onlar böyle biraz da böyle küçümseyerekten bakıyorlar ya bize. İçimden gülüyorum ben tabii. Veyahut da işte bunu anlarlar mı hocam sizin cemaat diyor. Ben öyle deyince anlamazlar hocam diyorum ben. Evet. Böyle yapıyor, kafasını sallıyor. Yani o böyle çok biliyor bunu. Tabii sonra araya ben bir şey sıkıştırmazsam içim rahat etmez. Ondan sonra işte biz genelde diyorum, bir arkadaşımız var diyorum ben, Arabi'den böyle 6 sayfalık, 5 sayfalık sorular hazırlar diyorum. Arada onlar nasıl yani diyor. Basbaya diyorum, mevzu dökülüyor. İzutsu'dan, oradan buradan. Ondan sonra böyle kalıyor. Ya hocam diyor, arkadaşlar anlamaz dedin. Sen öyle gördün de hocam diyorum ben. O yüzden senin görüşünü yalancı çıkarmamak için öyle söyledim diyorum. Yani tabii burada Arabi konuşmaktan da mutluyum. Bu noktada bir sıkıntı yok. Evet. Bir başlık yok, temel bir başlık koymamış soru sorucu. O yüzden başlık olmadığından ne yazdığını da bilmiyoruz. Öyle devam edeceğiz. İnsanın alem temelindeki insaniyeti onun cem etme özelliğine dayanmaktadır. Cem etmek, bir şeyi kendinde toplamak. Bir şeyi veya çok şeyi kendisinde toplamak, cem etmek. Cami, Müslümanların toplandığı yer, cemden türetilmiş. Cami. Cem etmek, bir şeyi birleştirmek, bir şeyi toplamak, çok şeyi birleştirmek, çok şeyi toplamak. Allah alemi insan suretinde yarattı. İnsanı da kendi suretinde yarattı. Bu ne demek? Allah alemi insanda cem etti. Allah alemi insanda topladı. Alemde her ne var ise insanda da var. Alemin küçüğü insan. Hani eskiler bunu alemi sagir demişler insan için. Küçük alem demişler. Ben bunu kabul etmiyorum. Bu tarifi kabul etmiyorum, eskilerin bu tarifini. Benim için insan alemi kebir, büyük alem. Neden? Hiçbir yere sığmadım, mümin kulumun kalbine sığdım. Hadisi kutsisi mucibince insan alemi kebir, büyük alem. Alemi sagir olarak insan alemde bulunan bütün sıfatları nefsinde toplar. Oo. Bu bakımdan hak en mükemmel biçimde insanda tecelli eder. Evet, bu kardeşimiz de o eski anlayışı almış buraya. Alemi sagir hükmünde görmüş. Eskiler böyle görürlerdi. Bu fakir alemi kebir olarak görüyor insanı. İnsan alemi kebirdir. Bütün alemde her ne var ise insanda vardır. Çünkü alemden murat insandır. Bakın, alemden murat insandır. Alemin var ediliş sebebi insandır. İnsanın var ediliş sebebi Allah'ı tanıması, bilmesidir. Onu zikretmesidir. Var ediliş sebebi. Hak Teala alemi alemle ya da onun suretiyle yönetir. Birinci yönetim tarzı çocukla baba, sebep olanla sebep arasında mevcut olduğu gibi zorunlu bağıntılarla ortaya konulmaktadır. Hak Teala alemdeki eşyayı bir takım zorunlu bağıntılara rabd ederekten alemin kendi kendisini yönetmesine müsaade etmektedir. Burada tartışma götürür burası, es geçiyorum. Buna katılmıyorum. Evet, alemin kendi içerisindeki
matematiksel formatları vardır. Alem kendi içerisindeki matematiksel formatlarla ayakta durur. Ama onu ayakta tutan Allah'tır. Alem kendi kendini bu noktada yönetme kabiliyetinden uzaktır. Alemi gerçek manada yöneten Allah'tır. Bunu matematiksel formatlar üzerinde Cenab-ı Hak bunu yönetir. Eyvallah. Alemdeki her zerre bir hesap üzerinedir. Bu hesabı var eden, bu hesabı koyan bir kader noktasında Allah'tır. Alem öyle kendi kendine, kendi kafasından, kendi kendisini yönetebilecek hale sahip değildir. Ve ondaki tecelli eden akıl Allah'a aittir. Buradan eğer buraya buraya parantez içerisinde bunu söyledim, bunu böyle söylemezsem bir kısım materyalist felsefeciler alemdeki Cenab-ı Hakk'ın koymuş olduğu matematiksel kanunları sanki kendi kendisine oluşmuş, kendi kendisine oldurmuş gibi hükmedip bir yaratıcının olduğunu kabul etmiyorlar. Bunu böyle söyleyeceklerine, yani bu matematiksel oluşum Allah'a ait, bu fizik ve kimya oluşumları, bu alemdeki tecelliyatın bütün matematiksel formatları, fizik kimya formatları, bütün bu formüllerin hepsi de Allah'a ait, Allah yarattı bunları dese ve Cenab-ı Hak bu hesabı kitabı koydu, bu hesabı kitabı koyaraktan bir saatin çalışma sistemi gibi alem kendi içerisinde o çalışma formatında devam eder. Ama bu formatı kurgulayan Allah'tır dese bir problemim olmayacak. İkinci tarz yönetimde ise durum çok farklıdır. Bu Hak Teala'nın alemin sürekli değişen kevni suretlerinin Esma-ül Hüsna ve sıfatları, yani ezeli ve ebedi olan suretler aracılığıyla batinen yönetmesi ve tanzim etmesinden ibarettir ki Mustafa Özbağ buna katılır. Alemin yönetilmesiyle alakalı direkt birinci derecede hakim ve hükmeden Allah'tır. Bu hakkın alemdeki her şeyi ayağını sabiteler aracılığıyla ile yönetmekte olduğuna denktir. İzutsu böyle demiş. Hakkın kendisine layık gördüğü hay, alim, mürid, kadir gibi bütün isimler alemde bulunmaktadır. Hakkın kendisine layık gördüğü hayat, ilim, irade, kudret gibi bütün sıfatlar da alemde bulunmaktadır. Buna göre Hak Teala alemin zahirini batınından yönetmektedir. Eyvallah. İnsan nefsinde alemde ne varsa cem eder. İnsanı kamil ise ancak bu özel anlamda alemin bir zübdesidir. Yani hülasasıdır, sonucudur, özüdür. Allah insanı kamili alemin ruhu kıldı. Suretinin kemalinden ötürü de onu ulvi ve sufli alemlere müsahhar kıldı. Nitekim alemde Hak Teala'ya hamd ve tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Şu halde alemde ne varsa hepsi de insanın teshiri altındadır. Ama bu gerçeği ancak alim olan insanı kamil bilir. Ve bunu bilmeyen kimse de cahil olan insanı hayvandır. Füsus. Evet, bu manada Arabi'ye göre bu alemin ruhu, varlık aleminin ruhu insanı kamildir. Eğer varlık alemindeki bu insanı kamillik son bulduğunda kıyamette kopacaktır. Arabi'nin durduğu nokta budur. Çünkü kıyametin kopuş anını hadisi kutsi'de de hadis-i şerifte de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurur ki kıyamet ne zaman kopar? Allah diyen kalmayınca der. Arabi bunu gerçekten Allah diyenin zamanın kutbu olduğunu, gerçekten Allah diyen o vefat ettiğinde onun yerine birisi atanmadığında alemin bozulacağını, kıyametin kopuş sebebinin bu olacağını söyler. O yüzden buradaki pasaj ile Arabi'nin bu yine füsusunda ve fütuhatında bahsettiği bunlar
birbirleriyle örtüşürler. Arabi'ye göre insanın kemali ve ona tahsis edilmiş en yüksek mertebe onun cem etme yeteneğindendir. Sizce? Ya normalde buna katılıyorum ama burada insanın en üstün, en yüksek mertebede olmasının sebebi bu fakirce. Allah'ı gerçek manada, Allah'ı gerçek manada, Allah'ı bilme, tesbih, zikretme, teşbih, benzetme, tenzih, benzettiğini reddetme noktasında insandan başka hiçbir varlık yoktur. O yüzden insanın kemal noktası, kemal noktası bu tesbih, teşbih, tenzihte zirveye doğru yürümesidir. Biz bu manada Mustafa Özbağ olarak söylüyorum. Kemaliyetin sonsuz olduğuna, kemaliyetin sonsuzluğuna, bir kimsenin kendisini kemal noktasında görmesinin mümkün olmadığını, çünkü her an yenileyen bir Allah'ın, her an yenileyen bir Rabbin, her an her şeyi yeniden tanzim eden bir Allah'ın kullarının tam manasıyla kemal noktasını bulmaları, Allah affetsin, biraz ütopyadır. Yani benim için ütopyadır. Bunu her ne kadar Arabi, her ne kadar bir kısım veliler insanın kemal noktasından bahsederken herhalde bu sonsuz kemalat olarak bahsetmediler. Burada Allah alem onların söyledikleri şey bir kimsenin nefis meratipleri olarak emmare levvame mülhüme mutmainne radiye mardiye safiye noktasına geldiğinde nefis meratiplerinin biteceğini ve o kimsenin kemalata adım atacağını, kalbi noktada da ilmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin noktasını bulan bir zatın kalbi kemalat noktasına adım atacağını atfetmişlerdir, bunu söylemişlerdir. Yoksa biz zayıf kulların peygamberler dahil kemalat noktasını tam anlamıyla bitirebilmiş değillerdir. Eğer Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bu manada varlığın içerisinde en yüce de peygamberlerin en mükemmeli, insanların en mükemmeli. Ona rağmen Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurdu ki hakkıyla sana kulluk edemedim ya mabud. O yüzden Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurdu ki günde ben en az 100 kez tövbe ederim. Bu kemalatta, ulvilikte, zirvelerde dolaşan Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin yoludur. Öyle olunca Mustafa Özbağ'ın bu noktadaki duruşu şu: bir kimse kemalat dairesine girebilir ama tam anlamıyla kemalata ulaştım diyemez. Buradaki cemaat komple şunu diyebilir: biz kemalat yolunda yürüyoruz. Evet. Bütün müminler şunu söyleyebilir. Bütün inananlar şunu söyleyebilir. Bütün Müslümanlar şunu söyleyebilir: biz kemalat yolunda gidiyoruz. Eyvallah. Bu konuda bir gayreti varsa, bu konuda bir çalışması varsa, bu konuda bir iki adım varsa o kemalat yolunda gidiyordur. Hususi manada daha da kemalata ermek, daha da Allah'a yakın olma noktasında insanlar vesileler arayıp o vesileleri kendisine vesile ederekten yaklaşma çabasındaysa eyvallah, söyleyecek laf yok buna. Ama ve lakin bu fakirce, yani bir kimsenin kendi kendisini kemalata oturmuş, yerleşmiş, artık gideceği yolu yokmuş
çıkacağı bir yer yokmuş gibi görmesi nefsin aldatmacası gibi geliyor. Cem etme özelliğine sahip olan kimseye insan ve halife adı verilir. Göz bebeği insan için neyse insan da Allah için odur. Zira Hak Teala yarattıklarını onun aracılığıyla bakar ve rahmet eder. Füsus 13:49. Bu noktada evet, yani bu Arabi'nin kendince tespitidir yine. Eğer bir kimse, tabi buna melamice yaklaşırsak Cem'in üstüne Cemül Cem vardır. Sohbetlerimizi Melami kardeşler de dinliyor, Melami derviş kardeşlerimiz de var. Onların bir şikayetleri yok. Bugüne kadar bir şey söylemediler. Hususi sohbetlerde konuşuyoruz bazen. Onlar da şöyle diyorlar. Yani sizi dinliyoruz. Yani tam bir melami gibi konuşuyorsunuz diyorlar. Ben de diyorum ki sizin bakışınız o. Ne görüyorsanız oyuz biz diyorum ben. İyice ipi koparıyorlar. Biz kim ne görüyorsa oyuz. Kimisi deccal görüyor. Birisi öyle dedi. Siz deccalsınız dedi. Benim nefsime söylüyorsun değil mi dedim. Ben evet dedi. Teşekkür ederim dedim. Ne oldu dedi. Ne oldu? Dedim ya deccal olarak gördün ya dedim. Kimisi mümin görüyor. Kimisi deccal görüyor. Kimisi şeytan görüyor. Herkes bir şey görüyor. Şükür hamdolsun. Herkes bir noktada birleşirse tehlikeli. Yani bütün herkes deccal görüyorsa o zaman tehlikeli. Allah muhafaza eylesin. Evet, cem etme özelliğine sahip olan kimseye insan ve halife adı verilir. Göz bebeği insan için neyse insan da Allah için odur. Zira Hak Teala yarattıklarına onun aracılığıyla bakar ve rahmet eder. Evet, bu Arabi'nin genel bir kendince öngördüğü bir felsefedir. Allah aleme insanın, yani o mürşidi kamilin, o pirin gözünden bakar. Arabi öyle söyler. Kevni düzeyde insan, yani insanı kamil, en kamil anlamda cem etme yeteneğiyle donatılmıştır. Kendi nefsinde alemde var olan her şeyi ferdiyetleri dolayısıyla değil, fakat küllilikleri hesabıyla cem etmesinden dolayı insanı kamil iki özellik ishar eder. Birincisi, kelimenin tam anlamıyla Allah'ın kamil kulu olan tek varlık olması. İkinci özellik ise bir bakıma Hakk'ın kendisinin olmasıdır. İkinci özellik ise bir bakıma Hakk'ın kendisinin olmasıdır. Profesör İzitsu, Füsus sayfa 13:49 şerhi. Hakikatte biz kullarız ve Allah-u Teala bizim Efendimiz'dir. Ama bil ki sen ya da ben insan dediğimiz vakit biz onun aynı oluruz. Füsus sayfa 180-143-243. Soru. Adem hem haktır ve de halktır. Ve ondaki cemet ve vasfından dolayı kendisine layık görülen Allah'ın halifesidir. Füsus, işte sayfa numaraları, açıklar mısınız demiş. Evet. Adem haktır. Adem haktır'dan anladığımız şey onun varlığı haktır. Vardır yani. Var edilmiştir. Allah da haktır. Allah'ın varlığı haktır çünkü. Vardır. O sıfatlarıyla, fiilleriyle, efaliyle tecelli eder. Varlığı şek şüphe getirir mi? Hayır. Hak olan bir şeyin varlığından şek şüphe duyulmaz. Haktır çünkü o. Adem de bu noktada haktır. Vardır yani. Biz o var olan bir şeyi yok hükmünde görmemiz mümkün değildir. İnsanın haktır denmesi ben
var neticesidir. O kimsenin varlığına işarettir. Bir veçhesiyle. Hak demek sizin dairenizde doğru demek aynı zamanda. Öyle değil mi? Haktan ne anlıyorsunuz? Doğru. Haktan ne anlıyorsunuz? Bu benim hakkım diyorsunuz ya, öyle değil mi? Bunu anlıyorsunuz. Bu noktada dini terminoloji açısından hak denildiğinde bu kitap hak mı? Evet. Var çünkü. Kur'an hak mı? Hak. Neden? Var çünkü. Bu direkt hak mı? Evet var. Neden? Var çünkü bu. Bakın var bu. O zaman burada ister ferdi planda varlıkların, ister külli planda varlığın kendisi hak mı? Evet. Ferdi planda varlıklar dedim, hayvanlar. Hayvanların içerisinde çeşit çeşit. Saymakla bitmez. Bütün hayvanlar alemi hak mı? Evet. O hayvanlar aleminin içerisindeki bireysel varlıklar hak mı? Evet. Bunları reddetmek mümkün mü? Değil. İlmen, fennen bunları reddedebilir miyiz? Hayır. O zaman bu haktır. İnsan, Adem bir veçhesiyle bu manada haktır. İnkar edilmesi mümkün mü? Hayır. İnkar eden bir kimseye ne deriz biz? Bu aklı dengesini bozmuş. O yüzden Adem hem haktır, yani varlığıyla, hem de halktır. Neden halktır? Çünkü o yaratılmıştır. Bir şey onu yaratmıştır. Haktır varlık açısından. Halktır yaratılma açısından. Cenab-ı Hak bir şeyi halk etmiş. Eğer bir şey halk ediliyorsa, bakın halk ediliyorsa, o halktır. Halk edilmiş. Allah halk eder. Allah kendi zatı noktasında halk edilmiş değildir. Allah haktır varlığı noktasında. Ama Allah halk edilmiş değildir. Halk değildir. Allah halk eder. Yani yaratır. Allah yaratılmış değildir. İnsan bir veçhesiyle haktır, vardır çünkü. Bir veçhesi de halktır, yaratılmıştır. Bakın, yaratılmıştır. Bunu şimdi hani bir kısım Arabiye laf söyleyecek olan insanlar, söylemek isteyenler, insanı işte ilahlaştırdı diyor ya, hayır bak kendisi söylüyor. Füsus'tan almış kardeşimiz. O zaman ve andaki cem etme vasfından dolayı kendisine layık görülen Allah'ın halifesidir. Ve insan bütün sıfatları tecelli eden, bakın tecelli eden bütün sıfatları kendi üzerinde cem etmesinden dolayı Cenab-ı Hakk'ın halifesi hükmündedir. Allah'ın ne kadar sıfatı var ise insanın üzerinde hepsi de tecelli eder. İnsan bütün sıfatları cem etme ve bütün sıfatları cezbetme noktasındadır. Cem edebilmesi için cazibesinin olması gerekir. Cezbetmesi gerekir. İnsanın üzerinde cezbetme özelliği vardır. İnsan bu cezbetme özelliğini zikirden alır. Bizim gibi zayıf kullar. Bir, ya seçilmiştir o kimse. Özür dilerim. O kimse seçilmiştir. Seçilmiş olduğu için cezbedici ve cem etme özelliği Allah'ın ilmi ilahisinden gelmiştir. O kimsenin gayreti yoktur. Peygamberler buna örnektir. Peygamberler seçilmiş insanlardır. Peygamberler seçilmiş insan oldukları için cezbedici ve cem edici özellikleri Cenab-ı Hakk'ın kendi kudreti ilahisinden ve lütfundan verilmiştir.
Tabi Arabi velileri de seçilmiş olarak görür. Arabi'ye göre veliler de seçilmiş insanlardır. Veliler de seçilmiş insan olmalarından dolayı cezbedici ve cemedici özellikleri onların da normalde Cenab-ı Hak tarafından hilkaten yaratılmış da verilir. Burasına ben katıldığım bir nokta değildir. Tam anlamıyla. Tam anlamıyla. Ben şuna inanırım. Bir kimse cezbedici ve cemedici özelliğini Allah'a yakınlık, Allah'a kurbiyet noktasında çalışaraktan elde eder. Bir kimse yakin olmaya gayret eder. Yakin olmaya gayret ettikçe cezbedici ve cemedici özelliği o kimsenin çalışmaya başlar. Cemedici özelliği çalışırsa o kimsenin etrafına insanlar toplanmaya başlar. Ama bu cezbedici ve cemedici özellik örneğin negatif noktada da kullanılır. Bir kimse şeytani olarak da cezbedici ve cemedici noktada toplanabilir. Onlar da şeytanın velileridir. Şeytanın velileri de cezbedici ve cemedici noktadadır. Ama negatiftir. Allah'ın velileri de cezbedici ve cemedici noktadadır. Ama pozitiftir. Cenab-ı Hak yolu koymuştur. Dileyen gider, dilemeyen gitmez. Dilerseniz Allah'ın yolunda gider, Allah'ın velisi olursunuz cezbedici ve cemedici noktada. Dilerseniz şeytanın yolunda gidersiniz, şeytanın cezbedici ve cemedici özelliğini üzerinizde toplarsınız. O zaman burada o kimse ya Allah'ın halifesidir ya da şeytanın halifesidir. Şeytanın halifeleri Allah'ın yolunun davetçileri değillerdir. Onlar insanları Kur'an ve sünnete davet etmezler. Onlar insanları kendi benliklerine, kendi kimliklerine, kendi kişiliklerine, kendi otoritelerine davet ederler. Onlar takılın peşime derler. Kendi yollarına davet ederler. Allah'ın velileri Kur'an ve sünnete davet eder. Allah'ın velilerinin kendi yolları yoktur. Onların yolları Cenab-ı Hakk'ın koymuş olduğu peygamberi metot ve yoldur. O zaman kim Allah'ı severse Allah da onu sever. Allah onu sevince Cebrail'e nida eder. Ey Cebrail, ben filanca kulumu sevdim, sen de sev. Cebrail gök halkına nida eder. Hadis-i kutsi böyle. Gök halkı. Hadis-i kutsi bu. Gök halkına nida eder. Der ki, ey gök halkı, Allah filancayı sevdi. Siz de sevin. Melekler mümin kulların kalbine ilham eder. Melekler mümin kulların kalbine ilham eder. Derler ki Allah filancayı sevdi, siz de sevin. Allah'ın velilerinin sevilmesinin perde arkasında yatan gerçek budur. Allah'ın velilerinin sevilmesinin arkasında, perde arkasında gerçek budur. Bu gerçek o velinin Allah'ı çok sevmesidir. O Allah'ı çok sever. Bir kısım veliler vardır. Onların sevgileri Allah'ın sevgisindendir. Bu nedir? Eğer siz azar saparsanız Allah yeniden öyle bir kavim yaratır,
Allah onları sever, onlar da Allah'ı sever. Bu nedir? Bu bütün kavim azar saparsa, Cenab-ı Hak öyle bir kavim getirir ki, Allah onları sever, onlar da Allah'ı sever. Bu bir kısım ulema tarafından Allah'ın bilinmeyen abdal kulları olarak nitelendirilmiş. Çünkü velilik de üç tecelliyattır. Bir kısım veliler vardır, ne kendileri bilirler veli olduklarını, ne de bir başkası bilir. Bu en düşük kategorideki velilerdir. Bir çıt üstüdür. O kimse kendisinin veli olduğunu bilir, kimse bilmez başka. Bunun bir çıt üstü vardır. O kendisinin veli olduğunu bilir, insanlar da onun veli olduğunu bilir. Bu en üst derecedeki velilerdir ki Allah dinini bunlarla ayakta tutar. Bunlar, o veliler mahzun olmazlar, mahcup olmazlar. Onlara bu dünyada da, yarın ahirette de korku yoktur. Ayet-i kerimesi indikten sonra sahabenin Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine bunları bize tanıt dediğinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin tanıttığı gibidirler. Nedir? Onların bakıldığında akla Allah hatıra gelir. Onlar rüyalarda görülür. Onlar da rüyalarında görürler. Sahabe soruyor, ya Resulallah, ahirette anladık, öğrendik, tahmin ediyoruz ki hani müjde orada affolmak. Dünyadaki müjde ne? Dünyadaki müjde sizin onları rüyalarınızda görmeniz, onların da rüyalarında görmeleridir der. O zaman bir veli, bir kimse rüyasında görüyorsa bir müjde kendisine. İkinci müjde veliye. Ben seni rüyamda gördüm dediğinde o rüya veliye müjde oldu. Aynı zamanda da görene müjde oldu. Bakın, hem görene müjde oldu, hem de görülene müjde oldu. Gören kimse, o veli de rüyasında gördü veli olduğunu, kendisine müjde. Anladınız mı? Ama bakın, o kendisine sadece. Bir başkasına değil. Sebep, onun kendisini bağlıyor. O yüzden bir kısım veliler bu manadaki kendi rüyalarını anlatmamışlar. Şataat olmasın, şatafat olmasın, kendine insan çağırıyormuş gibi olmasın diye. Bir kısmı bunları anlatmamış. İnticap etmişler. Kendilerince haya etmişler. Anlatmamışlar. Bir kısmı anlatmış. Hak mı? Hak. Anlatılabilir mi? Evet. Birisi o yolu tercih edebilir mi? Evet. Birisi o yoldan gitmeyebilir mi? Evet. Kendi gördüğü rüyayı anlatmak mecburiyetinde mi? Değil. Ama o kimse, onun rüyalarında görenler ne yapacaklar? Anlatacaklar. Bunların da kendisini bağlar. Bir kimse o veliyi rüyasında gördü, kendisini bağlar. Ya bir başkası görmedi, görmeyebilir. Sen gördün mü? Evet. Sana delil. Sen yoluna devam et. Kimi gördüysen. Görmedin. Gitmeme hakkın var mı? Evet. Rüyanda görmedin. İşte baktın şeriata, osuna busuna. Kokladın. Yenilir mi, içilir mi? Kalbin mutmain oldu. Yürü. Allah yolunu açık etsin. Her kim ise bu. Allah bizi affetsin. Yol kesici değiliz biz. İlk kimseye gidin, şuna gitmeyin, buna gidin, şuraya yapın. Bizi ilgilendirmez. Bir kimse gitmiş bir üstada bağlanmış. Allah mübarek etsin. Sakın ha, ona üstadını kötüleme. Yol kesici olma. Yol vurucu edepsizlerden olma. Bütün kardeşlere söylüyorum. Sakın ha. Yol kesici, yol vurucu edepsizlerden olmayın.
Ölçüyü konuşun. Kur'an ve sünneti konuşun. Tasavvufun olmazsa olmazlarını konuşun. Tasavvufun, sufiliğin esaslarını konuşun. Ama kimsenin yoluna, şeyhine, hocasına laf söylemeyin. Bizim işimiz değil. Kur'an ve sünnet noktasında söyle. De ki kardeş, böyle böyle, ha bu haram, bu haramı helal etme. Eyvallah. Buna söyleyecek laf yok. Müslümanlar bu noktada dillerine sahip çıkacaklar. Şimdi bu noktada o kimseler kemalat noktasında yol yürüyen kimseler Allah'ın bu manada halifeleridir. Cem etme ve cezbetme noktasındadır. Bunu genelde bütün eserlerde cem etmeye söylerler. Cemi üzerinde bulandıran cezbeyi de üzerinde bulundurur. Asıl cezbe odur zaten. Cezbe oturup böyle elektriğe bağlanmış gibi titreme değildir. Cezbe oturup kendini bıçaklamak, jiletlemek, böyle duvara vurmak, titremek, değişik, acayip garayip sesler çıkarmak cezbe değildir. Bunlar nefsin ve şeytanın oyunlarıdır. Asıl cezbe Allah'ın velisini gördüğünde hayretten hayrete geçip onun peşine takılıp gitmendir. Neden takılıp gittiğini de bilemezsin akıl olarak. Sonra da dersin ben burada ne arıyorum? Asıl cezbe budur. Asıl cazibe de budur. Biz cazibeyi bir kadının böyle güzelliğinden, bir kadının böyle işte işveliğinden konuşuyoruz. Asıl cazibe Allah'a iyi kul olanlardandır. Öbür cazibe nefse hitap eder. Bu cazibe kalbe hitap eder. Asıl cezbedici nokta kalbi olacak. Cem etme vasfını idrak ettikten sonra asıl soruya geçelim. İbn Arabi en somut örnek olarak Hazreti İbrahim'i gösterir. İslam'da Hazreti İbrahim Halilullah yani Allah'ın mahrem dostu olarak bilinir. Fakat Arabi bunu farklı bir etimolojiyle açıklar ve bunu bir şeyin içine nüfuz etme. Cüzlerine ayrışarak bir şeyin içinde yayılan anlamındaki tahallül kelimesinden türetir. Varlığın sirayeti zirvesine ancak insanı kamilde ulaşır. Ve varlıkta yani hakkı Hak Teala'nın bütün kemalatı da insana nüfuz edip onun zahirinde hem de batınında tecelli eder. İbrahim için şeref payesi olan Halil İşte bu olguyu remzetmektedir. Şimdi Profesör Izutsu, İbrahim'e Halil adının verilmesi onun suretinin varlığına hakkın sirayet edip yayılmış olmasındandır. Füsus 71-72 80-81. Şimdi burayı biraz açmakta fayda görüyorum. İslam'da hulul yoktur. Hulul, bir şeyin sonradan bir şeye girmesi. Bir şeyin sonradan bir şeye girmesi. Halil, hululden tecelli eder. Sıkı durun. Bugün biz bu soru sahibinin öyle dükkanın önünden geçtim. Akşama dedi baretini hazırla dedi bana. Hani kafama baret koyacağım. Buradan fırladığım zaman yukarıdan nereye vuracaksam kafam donklayacak yani. Şimdi baretini o hazırlasın. Halil hulülden gelir. Ama İslam'da hulül yoktur. Ama
Halil bu manada dost olarak nitelendirilir. Şimdi Cenab-ı Hak bir şeye hulul etmez. Ama bir şeyi kendine halil eder. Bir şeyi, bir şeye hulul etmek ayrı bir şeydir. Bir şeyi kendine halil etmek ayrı bir şeydir. Hulul etmek, büyüğün küçüğe girmesi mümkün mü? Değil. Hulülde bu yanlışlık vardır. Allah bir kula sonradan dahil olmaz. Ya Allah peygamberleri dedim ya ezelden kendine seçmiştir diye. Allah peygamberi kendine seçmiştir. Onu yaratırken kendisine halil olarak yaratır. Onun kendisine halil olarak yaratması kendine yakın yaratmasıdır. Yakindir. Yakinin de yakini, yakinin de yakinidir o. O zaman Cenab-ı Hakk'ın bir şeye dahli düşünülemez bu manada. Ama bir şeye yakını, evet. Kul bir adım ona yaklaşırsa ona 10 adım yaklaşır. Kul ona 10 adım yaklaşırsa ona 100 adım yaklaşır. Kul ona 100 adım yaklaşırsa ona koşar. Burada yakınlık vardır bakın. Burada hulul yoktur. Bakın burada hulul yoktur. İşte Cenab-ı Hak İbrahim'e bütün sıfatlarıyla tecelli etmiştir. Bütün sıfatların tecelli etmesiyle ona hulul etmesi aynı şey değildir. Ama bütün sıfatları ona tecelli edince o onun halili olmuştur. O zaman zamanın kutbu aynı zamanda da onun halilidir. Zamanın kutbu aynı zamanda onun halilidir. Zamanın kutbu aynı zamanda onun nesidir? Musa gönüllüdür der ya, Kelamullah'ıdır. O zaman zamanın kutbunun 2 tane kanadı vardır. Bir kanadı vardır ki Halilullah'tan gelir, halillikten. Bir kanadı vardır ki Kelamullah'tan gelir. Allah dinini onun dilinden yeniden yeniler. Allah o dinini onun dilinden yeniden yenilerken ona çok yakın olması gerekir ki onun dilinden dinini yeniden yenilesin. Bu da halilliğidir. O zaman Beni İsrail peygamberlerinden üstündür ümmetimin velileri hadisi şerifi bu noktada tecelli eder. Zamanın kutbu, zamanın kutbu Ademiyetin en üst zirvesindedir. Hangi ademiyetin? Mevcut ademiyetin en üst zirvesindedir. Mevcut ademiyetin en üst zirvesinde olan o zamanın kutbunda hem halil kanadı vardır hem de kelil, konuşma kanadı vardır. Bunun tecelliyatı yakınlıktandır. Yakınlıktan. Şibli şöyle bir ifadede bulunur. Şibli der ki demiri koysanız ateşe ısınır rengi değişir ateş rengini alır. Ondan sonra çıksa dese ki ben ateşim haktır der Şibli. Çünkü demir kızdı, ateş haline geldi. Yakıcı özelliği var mı? Var. Yakar mı ortalığı? Evet.
Ama bir zaman sonra diyor, ateşten geri çekilse, o soğuyunca yine demir özelliği tecelli eder. Ve o ateşim dese yalancı olur diyor. İşte Allah'ın velilerinin hali budur. Ocağın içinde durdukları müddetçe hem halildirler hem kelildir. Bir tarafı Musa'ya bakar, bir tarafı İsa'ya. Gönlü Muhammed-i Mustafa'dır. Ayağı Davud. Bir gözü Süleyman'dır. Bir gözü Zekeriya. Dili Musa dilidir. Ruhu Hazreti Muhammed Mustafa'dır, miraç eder. O zaman o mürşidi kamilin üzerinde Adem'den Muhammed Mustafa'ya kadar gelmiş olan peygamberlerin halleri de vardır. Çünkü Ademiyetin zirvesindedir. Ademiyetin zirvesinde olduğundan dolayı Adem'den Muhammed Mustafa'ya kadar ne kadar peygamber geldiyse hepsinin en önemli özellikleri o kimsenin üzerinde cem etmiştir. Toplanmıştır. Hazreti Muhammed Mustafa'nın miracı vardır. O zamanın kutbunun da manevi miracı vardır. Olması gerekir. Eğer olmadıysa nakıstır, eksiktir. Musa aleyhisselam kelamullah'tı. O velinin üzerinde de kelamullah tecelli etmesi gerekir. Olmazsa eksiktir, noksandır. İsa aleyhisselam ruhullah'tı. O mürşid-i kamilin üzerinde ruhullah noktası tecelli eder. Eyyub aleyhisselam dertliydi. Onun üzerinde muhakkak devasız bir hastalık olması gerekir. İbrahim halillik, dostluk onun üzerinde tecelli etmesi gerekir. İsmail'lik onun üzerinde tecelli eder. O Allah'a kurban olmuştur. Nefsini Allah'a kurban etmiştir. Yusuf'tur. En önemli noktada etrafındaki kardeşler onu satıvermiştir. Yakup'tur. Yusuf için gözyaşı akıtır. O yüzden Zekeriya'dır. Müşrikler onu öldürmek için, onun yolunu kesmek için her türlü iş ve işlevi yaparlar. O zaman bir mürşid-i kamil tam anlamıyla peygamberlerin üzerinde tecelli etmiş olan bütün özelliklerinden birer özellik üzerinde pay bulundurur ki o yüzden Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarının sureten onun üzerinde tecellilerini bulmak mümkündür. Arabi burada iki çeşit tahallül bulunduğuna dikkat çeker. Bir, Hazreti İbrahim'in remzelliği, insanın aktif bir rol oynadığı İbrahim Hakk'ın suretinde göründüğü tahallül. İki, Hakk'ın aktif rol aldığı, Hakk'ın İbrahim suretinde göründüğü tahallül. Tahallül, bir şeyin öyle olduğunu düşünmek, zannetmek, tahallül etmek, bu öyledir demek. O yüzden burada bir veçhesiyle İbrahim aleyhisselam, Hak İbrahim'in üzerinde tecelli etti. Tahallül bu, sıfatlarıyla. Eyvallah. Bir de Hak İbrahim suretinde göründü. Eyvallah, sıfatsal olarak. Bu noktada bu tehallüllere karşı çıkmıyorum. Doğru, her ikisi de. Bu iki hükümden her biri kendi başına doğrudur. Evet. Çünkü her hüküm için bir yer, bir makam vardır ki o hüküm orada zahir olur ve ondan ileri geçmez. Eyvallah. Hakkın sıfatları yaratılmış olanların sıfatlarıdır. Eyvallah. Benzer şekilde zamanla mukayyet olan bütün varlıkların sıfatlarından Hakkın sıfatları olduğunu beyan etmek isabetlidir. Eyvallah Keşani. Sorumuz. Tahallül hadisesinden Füsus 73-81-83'te geçen Arabi açıklamasından. Bilsinler ki her şey başka şeye tahallül ederse birinci şey ikinci şeyin içinde bulunur. Tahallül eden, tahallül edilen tarafından perdelenir, örtülür. Böylece tahallül edilen zahir olurken
tahallül etmiş olan da batın olur. Bu şu. Cenab-ı Hak sıfatsal olarak bir şeyin üzerinde tecelli ederse burada bir veçeden ya görünen Hakk'ın sıfatıdır direkt ya da Hak sıfatını gizler batın noktasında görünen halkın sıfatıdır. Bunu şöyle algılayın. Bir alim içtihat etti. Öyle değil mi? Bir alim içtihat ettiğinde, içtihadında isabet ederse 10 sevap aldı. İsabet etmezse 1 sevap aldı. İsabet etti, isabet etti. Allah'ın ilim sıfatı, Allah'ın ilim sıfatı. Alimin üzerinde aliminmiş gibi tecelli etti. Allah ona 10 sevap verdi bak. İsabet etmedi. O kimse isabet ettiremedi. Allah'ın ilim sıfatı batında kaldı. Bir sevap aldı. Anlayamayan buraya şart düşebilir. Tahallülün yani Cenab-ı Hak sıfatlarıyla bir İbrahim'in üzerinde zahir oldu. İbrahim'in üzerinde zahir olursa Hak sıfatlarıyla kendisi batın İbrahim'in üzerinde zahir oldu. Bunun ikinci yönü ne? Hak İbrahim'in üzerinde sıfatlarıyla tecelli etti. Kendisini batın İbrahim'i zahir etti. Örnekliyoruz buna şimdi. Bir velinin üzerinden bir keramet zuhur etti. O kimse ne dedi? Allah, tam ben düşüyordum. Şeyhim benim elimden tuttu. Şeyhi onun elinden tutmuş. Hak batın oldu. Şeyh zahir oldu. Anladınız mı? O kimse elinden tutanın şeyh olduğunu gördü. Orada Allah batın oldu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri susuzluk var. Kimse su içemiyor. Susuzluktan Cenab-ı Peygamber elini uzattı. 5-10 parmağının 10'undan da su akıyor. 10'undan da su akınca sahabe şöyle dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin mucizesi. Hak batın oldu. Hazreti Muhammed Mustafa zahir oldu. Cenab-ı Hak Hazreti Muhammed Mustafa'nın tabiri caizse perdesinin arkasında kaldı. Kendini ne yaptı? Onunla perdeledi. Anladınız mı? Evet. Eğer hak zahir olacak olursa hak onda mestur ve batın olur. Yani Cenab-ı Hak eğer zahir olursa yaratılmış olanların hepsi de batın olur. Bundan dolayı da halk Hakk'ın bütün ilahi isimleri, onun işitme, görme organları ve bütün ilişkileri ve bütün bilgi kazanımı araçları olur. Eğer halk zahir olacaksa, hak da halkın kulağı, gözü, eli, ayağı ve bütün melekler olur. Kaynaklara göre Arabi gördüğü rüyalar doğrultusunda seyahat eden bir mutasavvıftır. 30 yaşındayken doğuya git emriyle rüyasında hac vazifesini ifa etti. İbnül Arabi bazen Cebrail ile bazen Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile bazen de Allah ile vasıtasıl görüştüğünü söyler. Bu görüşmeler genellikle onun rüyalarında gerçekleşir.
Bu görüşmelerden bir tanesinde Arabi'nin İcazetname ismiyle kaleme aldığı risalesinde Müftahu İlhami Ehli Tevhid isimli eserini tanıttığı kısımda geçen şu hadisedir. Allah rüyamda Mağrib'de Sebde kıyısındayken bu eseri şerh etmemi emretti. Bunun üzerine derhal fecirden önce kalktım. Yanında iki yazıcı vardı. Ben de onlara imla yoluyla yazdırdım. Güneş doğduğunda iki defter olmuştu. İbn-i Arabi 2008-538-539. Buna benzer bir olayda İspanya'da meydana gelmiş. Gary Bruno Sehmit şöyle ifade eder. Arabi rüyasında tehditkar ve şeytani şekiller ordusuyla çevrilirken muhteşem güzellikte tatlı bir kokusuyla bir varlık ortaya çıkar. Arabi ona sen kimsin der. Varlık da ona ben Yasin suresiyim diye cevap verir. Soru. Tabi bunları böyle ilk defa okursa bir kimse bir ya hayret eder ya böyle mi oluyor der. İki, reddeder. Sufiler gerçekten de üstadları, mürşidi kamil ise bu okuduklarının hepsinde eyvallah der, hayret etmezler. Neden? Onların içlerinde Cebrail aleyhisselamı gören, onunla konuşan vardır. Onların içerisinde Cenab-ı Hakk'ın hitap ettiği dervişler vardır. Onların içerisinde bu halleri yaşayan dervişler muhakkak vardır. Olması gerekir zaten. Tekrar altını çizeyim. Olması gerekir. Yoksa tartışılır. Yoksa sıkıntı vardır. Bunları gören, bunları yaşayan yoksa o dergahtan uzaklaşmak gerekir. Orada sıkıntılı bir hal vardır. Bunları gören, bunları yaşayan varsa o dergahta, evet, yol doğrudur. Herkes görecek diye bir kaide yok. Soru, tahallül hadisesiyle Allah'ı rüyada görmeyi kıyaslar mısınız? Tahallül, Cenab-ı Hakk'ın bir kimsenin üzerinde sıfatlarının tecelli etmesidir. Allah'ı rüyada görmek de bu tahallülün batini noktasıdır. Rüyada tecelli etmesidir. Bir kimse bu noktada Allah'ı rüyada görebilir mi? Evet. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin bu konuda hadis-i şerifler var mı? Evet. Hadis-i şeriflerde Cenab-ı Hak bana en güzel şekilde göründü. En mükemmel şekilde göründü. Genç delikanlı suretinde göründü diye hadislerde var mı? Evet. Bu hadislerdeki tecelliyat sıfatsal tecelliyattır. Zatsal tecelliyat değildir. Peki o zaman o kimse rüyasında bunları gördüğünde gördüğünün hak ama tenzih edilmesi gerektiğini anlayacak. Rüyasında bir kimse Cenab-ı Hakk'ı görebilir mi? Evet. Ona hitap edebilir mi? Evet. Ama o gördüğünü tenzih edecek. Bu değildir. O hiçbir şeye benzemez. Gördüğü hak mı? Evet. Hitabı hak mı? Evet. Ama o değildir diyecek. Neden? Hakikatin de hakikati vardır. Bunun bu noktada tahallül bir sufinin yol yürürken Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarının ister onda kendisinin üzerinde zahir olarak görünmesi isterse Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarının onda batın olup kendi kimliğinin zahir olarak görünmesi. Burası tehlikelidir biraz yalnız. Burayı mümkün olduğunca hani bizim yolumuzda
bir kimsenin kerametini saklaması haktır. Üzerinden kerametin zuhurunu yapabildiğince gizlemeye çalışır ya. Bu o insanların bu tahallül noktasında o şeyhi Allah gibi görme tehlikesinden uzaklaştırmak içindir. O kimse o tecelliyatı şeyhinden görür, şeyhinden bilirse kendince haktır. Ama cahil insanlar için tehlikelidir. Nasıl kendince haktır? Sufi şöyle inanır. Bu benim şeyhim, Allah'ın dostu. Onun üzerinden böyle bir keramet tecelli eder mi? Eder. Onun üzerinden böyle bir Allah'ın ilmi tecelli eder mi? Eder. Onun üzerinden Allah'ın böyle bir yardımı gelir mi? Gelir. Onun üzerinden Allah'ın böyle bir hak ve hakikati gelir mi? Gelir. Sufi onun üzerindeki Cenab-ı Hakk'ın sıfatsal tecelliyatının gerçek manada haktan gördüğü için sufi için burada yanılgı yoktur. Dinini yaşamayan bir kimsenin üzerinde böyle bir şey tecelli ederse onun için hayret makamıdır. O dinini yaşamasına sebep olur. O üstadın peşine düşer. O üstadın peşine düşer. Dininin kemal noktasına ulaşmaya çalışır. Ama bunu dışarıdan gören bir kısım zavallılar sanki şeyh Allah'mış gibi görüp ona tapınmaya kalkarlarsa tehlikelidir. O yüzden gerçekten Kur'an ve sünnet dairesinde olan veliler kerametin kendi üzerlerinden zuhur etmelerini istemezler. Allah böyle bir şey dilerse yapacak bir şey yoktur. Tehlike çünkü bu yolu bilmeyen insanlar, bu halden uzak olan insanlar onu sanki haşa Allah'ın yerine koyabilirler. Tehlike budur. Ama orada veli batın oldu. Veli batın oldu da Cenab-ı Hak zahir olduysa bu muhteşem bir şeydir. Allah'ın bu noktada zahir olup velinin batın olması muhteşem bir şeydir. Ama Cenab-ı Hak velilerini insanların önünde dininin yaşanmasına sebep olsun, vesile olsun diye velilerini sürer ortaya. Velilerini ortaya sürerekten sıfatsal tecelliyatı onların üzerinden tecelli ettirir. Ve hak orada batıl olur, şeyh orada zahir olur. Veli orada zahir olur. Velilik sıfatının tecelliyatı hükmünde aslında belki de veli o zahirliği üzerinden zahir olunmaklığı engelleme noktasında da değildir. Öyle olunca veli tabiri caizse piyasaya çıkar. Görünen odur, görünen odur. Arkasından söyleyen Allah'tır. Arkasından destekleyen Allah'tır. Perdenin gerisinde bütün sıfatlar tezahürüyle tecelli eden Allah'tır. Ama sen veliyi görürsün. Bu Cenab-ı Hakk'ın sünnetullah'tığıdır genelde. Nasıl peygamberleri ortaya sürdüyse, nasıl peygamberlerin arkasında durduysa ve peygamberlerin üzerinden dinini tecelli ettirdiyse, nasıl Hazreti Musa'ya, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Yakub'a, Hazreti Yusuf'a, Hazreti İsa'ya, Hazreti Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine ortaya sürüp gerçek manada kendisi zahir noktasında dururken onları görünen noktasına koyup kendisini batın ettiyse, Allah peygamberlerini yeryüzüne sürdüğünde kendisini batın eder. Peygamberini zahir eder. Çünkü Hazreti Peygamber'in üzerinden kelamını indirir. Peygamberlerin üzerinden ilmini indirir. Peygamberlerin üzerinden ilmini indirdiğinden Allah batın peygamberi zahir olmuştur. Cenab-ı Hak Musa'ya konuşurken ağacın arkasından konuştu. Ağaç suret oldu, önünde perde oldu. Ve Cenab-ı Hak konuşurken, vahiy indirirken izlediği yollardır. Bir, o peygamberin direkt kalbine vahyeder. Vahyederken bir, Cebrail aleyhisselam aracılığıyla vahyeder.
İki, Allah bir suretin arkasından konuşur. Ateşin içinden konuşması gibi, bulutun içinden konuşması gibi, ağacın arkasından konuşması gibi. Sufinin kalbinde, şeyhinin sesinden konuşması gibi. Seyr-i sülük olmayanlar bunları bilmezler. Allah yolun başlangıcında üstadının sesiyle o sufinin kalbine ilham eder. Üstadı bu noktada perdedir. Üstad bu noktada zahir noktasındadır. Cenab-ı Hakk'ın sıfatsal tecelliyatı batın noktasındadır. Üstadın üzerinden konuşur. Görünen üstad olur. Arkasındaki tecelliyat Allah'ın sıfatlarıdır. Bu böyle yol devam eder. Ondan sonra Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin dilinden konuşur. Seyr-i sülükteki o dervişe. Ve o dervişin kalbinde konuşan Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Rüyasında derviş Hazreti Şeyhini görür. Hazreti Şeyhini gördüğünde Hazreti Şeyhinin ilk etapta söylediklerini şeriata vurmak veyahut da gidip ona danışmak mecburiyetindedir. Ardından Hazret Muhammed Mustafa olur Hazret makamında. Onun kalbindeki Hazret makamı Muhammed Mustafa'dır. Bu kalbi yoldur. Birinci hal ilmel yakindir. O kimse üstadıdır, sağdır, görünüyordur. Her an için ona ulaşması mümkündür. Asıl üstad burada lazımdır. Asıl yol burada lazımdır. O üstada gidip o kimsenin danışıp görüşüp konuşması gerekir. O yüzden bir kimse ölü olan üstadın, velinin peşinden gitmez. Gittiği gerçek manada nefsidir. Nefsinin peşinden gidiyordur. Bizim şeyhimiz kerameti devam ediyor. Git! Onun şeyhi yetmez miydi? Onun şeyhi yetmez miydi? Onun şeyhi yetmez miydi? Onun şeyhuna yetmez miydi? Tasavvufu, tarikatı, sufiliği, kalbi yolu bilmeyenler bu tip ahmaklıklar çıkarırlar ortaya. Allah sünnetullahıdır. Sünnetullahıdır. Muhakkak önde bir perde koyar. Bu perdede birinci derecede figüranlar peygamberlerdir. O yüzden peygamberler takip edilir. O yüzden peygambere itaat etmek farzdır. O yüzden peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin hadislerini kabul etmek farzdır. Çünkü kalbi manada o kimse dini Muhammed Mustafa'nın perdesinden alacaksa onun sünnet-i Resulullah'ına tabi olması gerekir. Çünkü dini bir üstadın perdesinden almak vardır. Orada figüran üstattır. Onun arkasında Cenab-ı Hakk'ın sıfatsal tecelliyatı vardır. Hakikatin hakikati vardır. Ardından Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri perdede görünmeye başlar. Onun arkasından konuşur Hazreti Allah. O kimse eğer bu seslerin arasında bir fark görürse yanılgıya düşer. Şeyhinin sesiyle, Hazreti Muhammed Mustafa'nın sesiyle, Hazreti Allah'ın sesi aynı paralelliktedir. Ama önce sufi bunu bilmez. Bunu bilmediğinden dolayı üstadının sesi hak sestir onun için. Üstadı ne söylüyorsa doğru kabul eder. Ve gider ona müracaat eder. Bana böyle dediniz, bana böyle söylediniz, bana böyle yaptınız, bana böyle ettiniz. Sufi için bu böyle muhteşem bir tiktaktır. Bir müddet sonra sufi çalışıyorsa rüyasında Hazreti Muhammed Mustafa'yı görmeye başlar. Halinde Hazreti Muhammed Mustafa'yı görmeye başlar sallallahu aleyhi ve sellem'i. O güne kadar üstadı ona böyle sünnetleri işte böyle şunu yap bunu böyle yap dediydi. Onu Hazreti Muhammed Mustafa'ya bağladıydı. Üstad odur ki sufileri Muhammed Mustafa'ya bağlar. Zahir manada, batın manada sufileri Hakk'a bağlar, Allah'a bağlar. İbadetler ve ilim noktasında o sufinin bağlandığı yer Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem.
Ama hakikat noktasında Allah'ı bilmede ve Allah'ı tanımada zahir boyutunda üstadı ve Hazreti Muhammed Mustafa var iken batın noktasında Allah vardır. O yüzden müminler batın olarak Allah'a bağlıdırlar. Zahirsel ibadetlerinde Muhammed Mustafa'ya bağlıdırlar. O yüzden sufinin kalbinde bu üç hal tecelli etmelidir. Üç hal. Bu üç hal ne? O kimse rüyasında veya halinde. Onun kalbinde üstadının sesiyle, nefesiyle Cenab-ı Hak konuşur. İkinci, aynel yakin noktasında Hazreti Muhammed Mustafa konuşur sallallahu aleyhi ve sellem. Üçüncü, hakkel yakin noktasında onun kalbinden konuşan Allah'tır. Fakat bu perdeyi size şöyle anlatayım. Bu hitabı alır derviş. Bu hitabı alır ama onun için delil üstadı veya Muhammed Mustafa alır sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hitap hep Muhammed Mustafa'nın üzerinden gider. Onun üzerinden giderse derviş yanılgıdan uzak durur. Yanılgıdan uzak durur. Onun için hakikatin hakikat penceresi açılmıştır. Onun da hakikati vardır ama bu artık hakikat perdesi ve penceresidir. Orada şek şüphe yoktur artık. Orada mutmainlik vardır. Orada o kimsenin bu manada hiç şeki şüphesi kalmaz. Bu manada sufinin rüyetullahı da hak olmuş olur. Sufinin ama rüyada Allah'ı rüyada görmesi ama halde Allah'ı görmesi. Bu sadece rüya ile bağlantılı değildir. Rüyetullah illaki uyuduğunda rüya görmek değildir. Hayır, bu dar bir dairedir. Siz yolda yürürken de Allah'ı görebilirsiniz. Sıfatsal açısından. Zikrullah esnasında da görebilirsiniz. Sıfatsal açısından. Bunu darlaştırmak yok. O yüzden tahallül Allah'ı rüyada görmeyi de içinde barındırır. Soru: Allah'ın emriyle şerh edilen Müftahül İlhami Ehli Tevhid isimli eser kutsallaşmaz mı? Bu noktada sufiler için veya bir kısım sufiler için üstadlarının bu yazmış olduğu eserler kıymetlidir. Bunu böyle kutsaldır dediğimizde bunu Kur'an-ı Kerim'le karıştırıyor cahil insanlar. Bir kısım akıl perestler de bunu Kur'an'la karıştırıyorlar. Ondan sonra başlıyorlar böyle dom dom ötmeye. Bilmiyoruz demiyorlar. Hani Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri der ya, bu mesneviden için bu dinin özünün özünün özüdür der. Vay nasıl dermiş. Ya kardeşim, buradan kastı ne? Sizin günlük hayatta Allah'ı anlama, bilme, tanıma noktasında özet, en kolay yolu anlatan bir yol olarak söylüyor bunu. Kur'an'la yarışan yok. Kur'an'ın tefsiridir. O yüzden bu tip eserler, mesela Füsus için de Arabi bunu söyler. Ama insan bunu böyle şimdi kendisi yaşamayınca farklı bir şey geliyor insana. Mesela bir kimse bir şeyi rüyasında görse ve rüyasında gördüğü şey gerçekten Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri ona emretse, onun için güzel, kıymetli bir şey değil midir bu? Bir kimse birisini sevse, sevdiğinin bir yüzüne bakmak onun için tatlı bir şey değil midir?
Kim sevdiğinin yüzüne bakmak istemez? Kim sevdiği bir kimse ona bir şey söylese yerine getirmek istemez? Sevdiğinin dokunduğu bir şey kime güzel ve kıymetli gelmez ki? Sevmeyenler bilmez. Arabeske vururmuşum şimdi. Sevenler anlar ancak beni. Hayal alemleri İbn Arabi anahtar kavramlar izutsu bir kişi iki şahsiyet açık göz ha bunlar alıntı olan kitaplar mıydı? Evet. Zaman zaman bu tip şahsiyetlerin yani Arabi gibi olsun bir kimsenin şeyhi üstadı gibi olsun buna hak vermemek elde değil, ifrat ve tefrit noktasında kutsallaştırmak veyahut da lanetlemek, onu böyle aşağı görmek. İkisi de var İslam toplumunda. Hak. Onun zatı, vasıtasız görünür zaten onlar. Hazreti Peygamber'i de vasıtasız görür. Hazreti Allah'ı da vasıtasız görür. O gördüğü şey sıfatlarının tecelliyatıdır derim. Bir kimse şeyhini de vasıtasız görür. Hazreti Muhammed Mustafa'yı da vasıtasız görür. Hazreti Allah'ı da Celle Celaluhu vasıtasız görür. Ama gördüğü bu noktada Cenab-ı Hakk'ın ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin üstadı da olsa sıfatlarının tecelliyatıdır. Bayanlar tek başına hacca gidebilir mi? Hanefi'ye göre gidemez. Şafi'ye göre 40 tane yanında mümin kimse olması lazım. Maliki'ye ve Hanbeli'ye göre yol güvenli olması lazım. Ne yapacak şimdi değil mi? Çık çık şimdi işin içinden. Senin muhasebe programından dahi berbat oldu değil mi? Evet. Toparlayayım. Yol güvenliği varsa bir bayan hacca da normal yolculuğa da çıkabilir. Hadis-i şerif kriterince. Hanefi'ye göre gidemez. Tekrar söyleyeceğim. Yanında mahrem olması gerekir 80 kilometre ileri gidebilmesi için. Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'nin dönmelerle ilgili fetvası. Soru, sufi olan Zeyd zikir yaparken ayakta dönüp dönmeyi ibadet sayarsa nikahı sahih kestiği helal olur mu? Dönmeyi ibadet sayarsa mürtettir, asla Müslüman veya zimmi bir kadınla evlenemez, kestiği de leştir. Ama ibadet saymayıp mübah olduğuna itikat ederse mürtet değildir. İtaatten çıkmış fasıktır. Diğer fasıklar gibidir. Nikahı bozulmaz, kestiği de yenir. Bu fetvayı bayanların sema resmini paylaşarak altına yazmışlar. Fetvanın hükmü nedir? Allah hidayet eylesin bunlara. Cenab-ı Hak cümle ümmeti Muhammed'e kalbine ilahi ilmiyle tecelli etsin. Amin. Kıymetli kardeşler, Allah'ı zikretmek farzdır. Ayaktayken, otururken, yanların üzerine yatarken Allah'ı zikredin buyurmuş Cenab-ı Hak. O yüzden burada zikretmenin her hal ile olabileceğine dair bir hüküm çıkarmışlar. Buradaki bu kasıtlı ve kelimelerin arkasında saklanaraktan söylenmiş olan bu sözleri ümmet-i Muhammed'in cehaletine bırakıyorum. Allah muhafaza eylesin. Amin. Söyleyecekler, yapacaklar. Bu yeni değil.
Bunlara alıştık artık. Şurada bahçede bayanlar oturuyor, burada bayanlar oturuyor ya, buna müsaade ettiğim için küfrüme fetva veriyorlar benim. Normal. O yüzden İslam toplumunun içerisinden ne yazık ki çok acama IŞİD'ler çıkıyor. O yüzden İslam toplumunun içerisinde Müslümanları La İlahe İllallah Muhammeden Resulullah diyenleri katleden ne yazık ki böyle bir topluluklar, gruplar çıkıyor. Acı şeyler bunlar. Ne yazık ki o yüzden gidip ibadethaneleri bombalayıp Allahu Ekber deyip insanları öldürebiliyorlar. Bakın Ankara'da seçimlerden önce, Suruç'ta, Hatay'da, en son İstanbul'da bunları yapanlar tekbir getirerekten yapıyorlar. Bunları yapanlar, yaptıranlar bunları kendilerince din adına yapıyorlar. Acı şeyler bunlar. Bunlarla da laf kalabalığına düşmek hiç istemiyorum. Hiç istemiyorum. Bakın hiç istemiyorum. Her yerde varlar. Ve her şeye laf söyleyeceğiz, laf yetiştireceğiz diye de uğraşıyorlar. Ulaşacaklar. Bu konuda Osmanlı'nın zamanında yazılmış bir sürü risaleler var. Osmanlı'nın zamanında yazılmış bir sürü fetvalar var. Söyleyecek laf yok. Allah yesin. Oturur, yani Osmanlı'da İbni Kemal olması lazım herhalde. Bununla alakalı fetvalar var. Hani lehinde fetvalar var. Osmanlı'daki lehinde fetvaları kullanmıyorlar da kelimenin arkasına saklanıyor burada. Bir kimse dönmeyi ibadet sayarsa dönmekten kastetmişler. Sema değil. Bakın sema değil. Dönmek. Bir kimse kendisine dönmeyi ibadet olarak gördüyse ona için geçerli. Biz Allah'ı zikrediyoruz. Sema ederekten zikrediyoruz. Evet. Hatta biz sema ederken zikretmeyi ibadet olarak görüyoruz. Evet. Bizim için sema bir zikir ibadeti. Gelsin bir kimse şunu Ebu Suud'a öyle soraylarmış keşke. Deselermiş ki sema ederken zikretmek veya zikrederken sema etmek caiz mi değil mi? Bu kadar. Bu fetvayı böyle koyanların altına burada ne muhakkak feste meste bir yerlerde yazmışlardır ama siliyorlarmış. Bir arkadaş öyle söyledi. Dedi ki altına işte ayet yazıyoruz, hadis yazıyoruz, fetva yazıyoruz, siliyorlar bizimkinler dediler. Siliyorlar. Yazın bakalım. Zikrederken sema etmek caiz mi değil mi? Kim karışacak? Yatarken zikrediliyor da. Hem de ayet-i kerimede sırt üstü yatarken diyor. Yanlarınızın üzerine yatarken, sırt üstü yatarken. Allah'ı zikredin. İyi. Yanının üzerine yatarken Allah'ı zikrediyorsun. Sema ederekten zikredemeyecek misin? Allah hidayet eyle. Hakkınızı helal edin. Geceniz hayır olsun. El-Fatiha, ma selatan.